Hepinize selam, ben Aydın. Bu videomda mühendis tarzı broş yapıyoruz. Malzeme listesine geçmeden önce belirtmeyelim ki bu projenin ana fikri bana ait değil. Açıklamalar kısmındaki linkten yapımcısına ulaşabilirsiniz. Kendisinin tasarlamış olduğu 3 boyutlu çizimlerden siz de faydalanabilirsiniz. Malzeme listesinde ilk olarak bir şablona ihtiyacınız var. Ben bunu daha profesyonel hale getirebilmek için 3 boyutlu tasarım olarak çizip baskısını aldım. Sizin 3 boyutlu yazıcınız yoksa bilgisayardan çıktı alıp aynı şekilde yapabilirsiniz veya kağıt üzerine elle de çizmeniz mümkün. Tasarımınızdaki adet sayısına ve rengine bağlı olacak şekilde SMD LED'ler, projenizdeki LED'lere güç sağlayacak bir adet pil, ben burada CR2032 modelini kullanacağım. Gövde şeklini oluşturabilmek için ve iletimi sağlayabilmek için de 0.8 mm kalınlığında pirinç tel kullanacağım. Projeye ilk olarak baskıda oluşan hataları temizleyerek başlıyorum. Daha sonra ise telimi boyunu şablondaki yerlere göre ayarlayacağım. Evet, istediğim şeklin dış kısmını oluşturabildim. Şimdi ise iç kısmını oluşturacağım. Bu şekilde elektriğin yönetici hatları çekmiş oldum. Şimdi sırada ise SMD LED'lerimi yerlerine yerleştirmek var. Ben bunlar için sarı rengi tercih ettim. SMD LED'leri yerlerine yerleştirirken arkasındaki oka dikkat etmelisiniz. Okun gösterdiği taraf eksi, okun baş tarafı ise artı olacaktır. Ben de kendi tasarlamış olduğum template'te dış gövdeyi artı, içte kalan kısmı ise eksi olarak planladım. Bu yüzden LED'lerimdeki yeşil tarafı iç kısma baktıracağım. Evet, LED'leri planladığım yerlerine yerleştirebildim. Şimdi ise buradaki eklem noktalarını birbirine birleştireceğim. Bu birleştirmeden önce lehimin çok daha kolay tutunulabilmesi için aralarına lehim pastası süreceğim.
Çizdiğim template bu aradaki ledleri lehimlememe izin vermedi. Şimdi bunu söküp bunları dışarıda lehimleyeceğim. Evet, ledlerimi de lehimledim. Şimdi bunları bir test etmek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi hepsi çalışıyor. Buradaki kötü lehim görüntülerini yok etmek için de şimdi bunları bir zımparalayacağım. Zımpara işleminden sonra daha pürüzsüz bir görüntü elde ettim. Şimdi ise pilimi arkasına sabitlemek için ayrı bir yer yapacağım. Evet, broşumun arkasına bu tip bir çıkıntı yaptım. Bu sayede burayı bataryaya çok rahatlıkla yerleştirebileceğim. Ve bunu biraz sıkı yaptım ki herhangi bir şekilde düşmesin diye. Evet, şimdi yapmak istediğim son bir adım kaldı. Broşumun arkasına bu iğneyi lehimleyeceğim. Lehimleme işlemlerim bu kadar. Artık broşum kullanılmaya hazır. Evet, bu projemin de sonuna geldik. Ben bu projeyi yaparken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Ayrıca siz de farklı template'ler kullanarak farklı şekillerde broşlar tasarlayabilirsiniz. Yılbaşının yaklaşmasından dolayı bu çam ağacı tasarımından 2 tane yaptım ve bunları ufak bir çekiçle sizlere vermek istiyorum. Yapmanız gerekenler için açıklamalar kısmındaki Instagram hesabındaki gönderinin altına bakabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.